12 Eylül yönetimi sisteme çeki düzen vermek istiyordu. Yepyeni bir devlet mekanizması oluşturmaya çalıştı. Eğitim, kültür, çalışma hayatında pek çok değişiklik yapıldı. Ancak 12 Eylül'ün asıl amacı o yılların moda deyişiyle anarşinin durdurulmasıydı. Halkın 12 Eylül'e destek vermesinin ardında da bu yatıyordu zaten. Askerler anarşinin kökünün kazınması için son derece sert kararlar aldılar. Sonraki yıllarda 12 Eylül döneminin en çok iz bırakan uygulamaları da işte o sırada başladı. ...12 Eylül müdahalesinden sonra ülkede büyük bir tarama başladı. Sağ ve sol örgütlerle ilişkisi olduğu düşünülen herkes dikkatle izlenmeye başlandı. Gözaltılar, soruşturmalar, işten çıkarmalar, işkence iddiaları ve aylar süren sorgusuz cezaevi günleri yaşandı. İşte bu dönemde Türkiye dışına da büyük bir göç dalgası başladı. Tam 30 bin kişi Avrupa ülkelerine sığınma talebiyle başvurdu. Sığınmacılar Türkiye'den kaçmak için her yolu deniyorlar. Hugo'nun söylediği gibi uzun süren bir uykusuzluk. Yabancı bir ülke, size ait olan hiçbir şey yok ve bütün arkadaşlarınız burada kalmış veyahut işte cezaevine girmiş ve siz yeni bir topluma gidiyorsunuz ve her şey de size yabancı. Yani şey dedirttiriyor insana, yani yatsaydım daha iyi dedirttirmiştir mesela bana. Her türlü işi de yaptık, çalıştık. İşte tuvalet temizledik, yol inşaatına çalıştık, mezarlıkta çiçek topladık. Lisan öğrendikçe biraz daha kabiliyetimiz yükseldikçe tercümanlığa doğru gittik. Baştan çünkü o olmuyor. Ah, şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım. Püfür püfür bir vapurun yan tarafında. Ah, şu anda İstanbul'da olmak vardı anasını satayım. Bir stüdyonun içerisinde kulaklığı takmış ve dönmeme daha 3 sene falan gibi zaman var ve bilmiyorum ne zaman döneceğimi. Artık canıma tak etmiş yani. Her şey bunda tutuyor. Gözümü kapadım ve sadece buraları ve sadece bu insanları, sevgili dostlarımı, bu suyu, toprağı, havayı, her şeyi hayal ederek bu şarkıyı okudum. Ve işte o içindeki Türk sanat müziği bölümleri falan, sabret gönül, elbet bir gün bu hasret biter falan, bitti işte. Yani tabii bedeli çok ağır oldu ama bitti. Türkiye'den kaçışın adı mültecilik olmuştu. Almanya siyasi sığınma isteyenlerin %90'ının Türkiye'den geldiğini açıkladı. Aynı dönemde tam 300 bin kişiye ise sakıncalı oldukları gerekçesiyle pasaport verilmedi. Pasaport verilmeyenlerin arasında 70 yaşındaki halk müziği sanatçısı Ruhi Su da vardı. Ruhi Su sahnenin ucunda göründü. Şan sinemasındaydı. Şan sinemasını dolduran binlerce insan ayağa kalktı ve Ruhi Su'yu alkışlamaya başladı. Alkış dinmiyordu. Ruhi Su yürüdü, sahnenin önüne geldi. Elinde sazı vardı. Elini göğsüne, kalbine koydu. Seyirciyi yatıştırmak istedi. Seyirci oturmuyordu. 12 Eylül'ün Ruhi Su yalnız bir örnek. Yasakladığı kişilerden biriydi. Kalenin bedenleri yar 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 yandı. Koyberin gidenleri inanay 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 inanay. Koyberin gidenleri inanay yavrum inanay inanay. Oysa Ruhi Su kanserdi. Tedavi için yurt dışına çıkması gerekiyordu. İzin verilmedi. Pasaportu o öldükten sonra verildi. 12 Eylül yönetiminin en çok başını ağrıtan sorun Ermeni terör örgütü Asala'nın eylemleriydi. Hemen her ay yurt dışındaki temsilciliklere saldıran militanlar 23 diplomatı şehit ettiler. 12 Eylül yönetimi Ermenilerin durdurulmasına karar verdi. Bunun için de ülkücülerle işbirliği yapıldı. Mamak askeri cezaevinde hücrede yatarken teklif geldi. Biliyorsunuz o dönemde ben idam cezası almış. Bir tutukluydum, hücrede yatıyordum ve herkes benim asılmamı bekliyordu. Cezaevi komutanlığından, askeri kişilerden geldi. Ve şunu dediler, işte Ermenilere dışarıdan Türkiye'ye yönelik Ermeni anarşistlerine, Ermenilere karşı ve de örgütlere, bir de PKK'ya karşı mücadele için. Yani vatanın bütünlüğü, birliği işte vesaire bizim hoşumuza gidecek kavramlarla tabii bize izah etmeye çalıştılar, ettiler, aklılar kendilerince.
Ben onlara şunu dedim. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Edenlerin halini gördük. Görüyoruz. Siz de görüyorsunuz. Kamuoyu takip ediyor. Bu ülkücüler arasında Bahçeli Evler'de 7 öğrencinin öldürülmesinden sanık Abdullah Çatlı da vardı. Bu Abdullah da Çatlı denen adamı kullanmış ve kullandığından dolayı da ondan sonra bu terör durmuşsa ben o MIT'i kutlarım. Aferin, iyi yapmış derim. Ama Abdullah Çatlı'yı mı kullandı? Ali'yi mi kullandı? Veli'yi mi kullandı? Bunu bilemem. Bir cumhurbaşkanının, bir başbakanın bunu bilmesi de mümkün değil, bilmesi de gerekmez. Çünkü eğer bilirse o zaman bu işi başbakan, cumhurbaşkanı yapmış olur. 12 Eylül yönetiminin aldığı önemli kararlardan biri gözaltı süreleri oldu. 12 Eylül öncesinde sıkı yönetim koşullarında bir zanlı 15 gün süreyle poliste sorgulanabiliyordu. Bu süre 90 güne çıkarıldı. Ancak polis talebi doğrultusunda kimi zaman 3 ay daha uzatma verilebiliyordu. Ben hep polis yöneticilerine şu telkinde bulunuyordum. 45 gün sizde bu arkadaş duruyor. Suçlu, zanlı diyelim. Bunlara 45 günde çözülemiyorsa zaten çözülemez bu. Onun için yani boş yere ne siz üzülün ne biz üzülelim. Yani kötü muamele, yani işkenceye varacak derecede kötü muamelede bulunmayın. Sorgulamalarla ilgili ise en önemli iddia işkence oldu. Bu dönemde gözaltına alınan hemen herkesin işkence gördüğü ileri sürüldü. Bir gece 12'de, saat 12'de falan beni çağırdılar. Yani kaldırdılar, çağırdılar. Hiçbir şey söylemeden oturdular. Ayakkabılarımı falan çıkarıp falakaya çıktı. Hatta saydım 12 tane vurdular, bıraktılar. Ayak parmağımla cinsel organı çok yüksek bir dozda değildi ama bir anda sıçradı mı? Yani yüzümde bir parlama, bir yanma olduğunu fark ettim. Ve ağlamaya, bağırmaya başladım. Gözlerimiz bağlı olarak orada soyundurulduk. Tamamen soyundurulup. Yukarıda çengellere kolumuza konmuş olan kalastan takıldık. Yani T şeklinde takılarak havada cereyana verildik. Ayaklarımızın altına sandalye konuyor. Ondan sonra hangi mevzuyu soracaklarsa soruyorlar. Tam onların arzu ettiği gibi ifade vermediğimiz takdirde sandalyeyi altımızdan çekiyor. Tekrar cereyana veriyorlardı. Ben 26 gün kaldım orada. Olmuş olabilir. Ama ne hükümetten ne de konseyden bunlara işkence yapın, eza cefa yapın diye bir direktif verilmiş değildir. Bu normal zamanda da oluyor. Yani bugün de işkence yapılmıyor mu? 12 Eylül adaletinin gözünde DİSK ya da MHP yöneticileriyle Barış Derneği üyesi aydınların veya Dev Sol üyesi militanların farkı yok. 12 Eylül'ün gözünde hepsi anarşisti. Türk adalet tarihinin en uzun süren davaları da 12 Eylül'den sonra yapıldı. On binlerce davanın birçoğu yıllarca sürdü. Yüz binlerce sayfalık dava dosyaları klasörler, kamyonlarla taşındı. Belki tabii insanlar hakkında takipsiz kararı vereceğiz. Belki bir şey pek çok insana bu işe girmediğini anlaşılacak. Yani ne olduğunu bilmiyoruz işin biz. Muazzam şeylerle, torbalarla dolu klasör, yüzlerce klasör evrak. Biz buradan bunun hangi suçlar işlenmişse yahut işlenmemiş suçları tespit etmekle uğraşıyoruz. Kararları biraz bir an evvel çabuk vermeleri için teşvik ettim. Yaptığım konuşmalarda ağır işliyor. Biraz daha çabuklaştırın bunları dedim. Çünkü biz yönetimi kısa zamanda devretmek istiyorduk. Büyük bir haksızlığa maruz kalmışızdır. Sunni ve hayali bir isnat ortaya atılmıştır. Laikliğe aykırılık değil, biz laikliğe aykırı hareketlerin önlenmesi için
mücadele etmiş insanlar olduğumuz... Mecliste temsil edilen partilerden Milli Selamet Partili politikacıların cezaevi serüveni 250 gün sürdü. Necmettin Erbakan laikliğe aykırı konuşmaları nedeniyle 4 yıl 2 ay ceza aldı. Ancak bu ceza Yargıtay'da bozuldu. Şimdi kurdukları devlet onları yüzüstü bırakmış, işkence ediyor. Sayın Evren'in, Sayın Kuvvet Komutanı olup Güvenlik Konseyi üyesi olmuş olan paşaların, Başbakan Ulusu'nun sözlerini bizim sözlerimizle karşılaştırdım. Mahkemede o 4 saat 35 dakika süren konuşmanın hüküm bölümünde dedim ki, gördüğünüz gibi bizim fikirlerimiz anayasanın, hukukun, kanunların olaylar karşısındaki yorumudur, ifadesidir. Siyasi tarih kendisi tutuklu fikirleri iktidar bir kadroyu göstermiyor. O kadro yalnızca biziz dedim. Tarihe Barış Derneği davası olarak geçen olay ise en tartışmalı yargılamalardan biri oldu. İddianamede sanıklara dönük garip bir suçlama vardı. Manyen memleketlerin menfaatlerine aykırı davranmak. Yani sanıklar Türkiye değil, başka bir takım ülkelerin devletlerinin çıkarlarına aykırı davrandıkları için suçlanmaktadırlar. Bu davada 30 kişi hakkında 8 ile 30 yıl arasında hapis istendi. Yargılananlar arasında Mahmut Dikerdem, Profesör Melih Tümer, Aziz Nesin, Sadun Aren, Rutkay Aziz, Jülide Gülizar, Tarık Akan, Ertuğrul Günay, Turgut Kazan gibi toplumun çok yakından tanıdığı isimler vardı. Sanıklar tam 3 kere yargılandı ve sonunda beraat ettiler. Dernek Başkanı Mahmut Dikerdem emekli büyükelçiydi. Cezaevinde prostat kanserine yakalandı. Hastaneye götürülecekti. Koridora çıkarıldığında hayatının en onur kırıcı teklifiyle karşılaştı. Biz de koğuştan, duvardan dinliyoruz. Soyunun dediler. Mahmut Bey dedi ki ben bu devletin büyükelçisiyim. Herkesin önünde o şekilde soyunamam. Çılçıplak soyunmasını istediler. Gidin söyleyin komutanınıza, hastaneye gitmiyorum, burada ölürüm de ben dedi. Ama siz beni soyamazsınız dedi. İşkenceden başka yolumuz yoktur. Onun için işkence yapmak zorundayız. Ve onun için de sayın savcı burada işkencelerini savunmaktadır. Silahlı örgütler içinde en dikkat çekici olanı Dev Sol duruşması oldu. Çeşitli davalar birleştirilince Dev Sol sanıklarının sayısı 1243'e yükseldi. 250 sanık hakkında idam istendi. Devrimciğim, başka bir işin mi? Tam 11 yıl süren dava sonunda karar boş salona okundu. Şartlı tahliye nedeniyle sanık kalmamıştı. Ancak tabii bütün sanıklar o kadar şanslı olmadılar. 12 Eylül yönetimine damgasını vuran en önemli uygulamalardan biri de idamlardı. 12 Eylül öncesinde komutanlar meclise gelen idam cezalarının onaylanmamasını eleştirmişlerdi. Anarşiye karşı idamların caydırıcı olacağı görüşündeydiler. 12 Eylül'den sonra askeri hakimler işte bu anlayışla çalıştılar. İdam kararları peş peşe çıkar oldu. İlk idam kararı geldi önümüze. Ve dedi ki sağcı solcu yok. Mümkünse bir sağcı bir solcu, iki sağcı iki solcu, neyse kaç tane çıkmışsa ikisini beraber yapalım. Sonra demesinler ki bize bu gelen yönetim efendim sağ tutuyor, solu tutuyor gibi töhmet altında kalmayalım. Onun için böyle bir iki tane birden gelmişse bir ondan yapmak suretiyle infazını hemen onaylıyorduk. Üzülüyoruz tabii. Bir insanı idam etmek kolay değil. Fakat o idam ettiğimiz kişi belki 15-20 kişinin hayatına son vermiş. Öyle kimseler geliyor önümüze. Onun için kılımız kıpırdamadan bunu yapıyorduk. 12 Eylül hukuku olağanüstü dönemin özelliklerini taşıyordu. Kimi zaman mahkemelerde savaş hali hükümleri uygulanıyordu. Bu nedenle de bazı kararları tartışıldı. Bunlar arasında biri vardı ki bugün bile kamu vicdanı bu davayı konuşuyor. Erdal Eren, Ankara'daki bir gösteride Er Zekeriya Öngel'i öldürmekle suçlandı. Avukatlarına göre Eren, bu olaya karıştığında 17 yaşındaydı. Karar olağanüstü bir hızla alındı. 3 ay içinde mahkemesi tamamlandı ve idam. Geri alın bayrak. Thank you.
İdamların dışında sorgular ve mahkemelerden sonra cezaevi süreci başlıyordu tabii. 12 Eylül döneminde pek çok askeri cezaevi açıldı. Askeri birlikler içinde yapılan bu cezaevlerinde tam bir askeri disiplin uygulandı. Bir bastır! Bütün tutukluların aşırı mihrakların etkisinde kalmış militanlar olduğu görüşünden hareket edildi. Bu nedenle de hepsinin yeniden eğitilmesi, disiplin altına alınmasına karar verildi. Sanıkların saçları kesildi, tek tip elbise giymeleri zorunlu hale getirildi, giymeyenler hücreye atıldı. Hücrelerdeki sıkıntıyı anlatmaya gerek yok. Tamamen havasız. Havalandırması yetersiz, beslenme koşulları yetersiz. Aylar boyunca hiç konuşmadan, kimseyle konuşmadan, kitap okumadan, bir şey okumadan yaşıyorsunuz. Biz 8 yıl sonra koğuşlara çıkarıldığı zaman, koğuşta yüksek sesle konuşmaya başlayınca kendi seslerimizi tanıyamadık. 1. Cumhuriyetçilik, 2. Milliyetçilik, 3. Halkçılık, 4. Cezaevlerinde sürekli olarak İstiklal Marşı ve askeri marşlar okunuyordu. Mahkumların Atatürk'ün gençliğe hitabını ezberden okuması isteniyordu. Egemenlik milletindir. Bir gün akşam bir gün nöbetçi subayı geldi, sayım yapılıyoruz biz günde 3 defa. Halil beni çağırdı, ben koğuş mensubuyum. Gel buraya, buyurun efendim. İşte falanca adam kim? Ben koğuşlarım özüm. Hayır efendim, bu koğuşta öyle biri yok dedim, bir gayri ihtiyar yani. Kimsenin aklına gelmez. Bam gün bam gün beni dövdüler, ayaklarının altına aldı, rezidiler. Nasıl bilmezsin lan vatan hainleri? Soruyorlar, kimse bilmiyor. Yön gebertin, dövdüler. Ondan sonra kim bilmiyorsun. İyice öğrenin, yazın. Kim? İşte İstiklal Marşı'nı güfteleyen bir adammış. Ancak asıl uygulama karıştır barıştır sistemiydi. Yıllardır birbiriyle silahla mücadele eden sol ve sağ görüşlü mahkumlar aynı koğuşlara kapatıldılar. Mümkün olabilir. Başka türlüsü Türk düşmanlarının işine yarar. Ben idam edilen iki tane MHP'yle kaldım. Bir tanesi Piyango Tepe katliamından Ali Bülent Orkan'dı. Öbürü de Fikri Arkan'dı, Çuval cinayetinden. En sonunda İbrahim Çiftçi'yle kaldım. Bir tek Fikri Arkan'la biraz ilişkimiz vardı. O da idama mahkum olmuştu. İşte okuma yazma bilmeyen bir adamdı. İşte kendi arkadaşlarıyla böyle çok yan yana koymak istemediler. İşte onun mektuplarını falan yazmanın ötesinde de çok bir böyle bir insani iletişim olma şansı yoktu. Üç solcu, bir ülkücü kalıyorduk. Diyoruz ki bizi üç solcuyu bırakıyorsunuz. Üç tane tek tek koyacağınıza ülkücülerde üçümüzü de bir koyun. Hayır, karıştırıp barıştıracağız sizi diyorlardı. Şimdi o karıştır barıştırın maksadı biraz da birbirimizi kontrol ettirmekti. Cezaevlerindeki bu uygulamalara karşı bir süre sonra sol görüşlü mahkumlar isyan ettiler. Ölüm oruçları ve protesto için kendini yakanlar oldu. Tam 14 kişi bu olaylar sırasında yaşamını yitirdi. Ancak en dramatik ceza herhalde yayıncı İlhan ve Muzaffer Erdost'un yaşadıklarıydı. Sol görüşlü kitaplar basan iki kardeş Mamak'ta gözaltına alındılar. İki kardeş Mamak cezaevinin nizamiyesinden girdiklerinde başlarına bir şey geleceğini anlamışlardı. İlhan'la yan yana geldik ve bizi bu arada dövmeye başladılar. Yani iki kişi bana, iki kişi İlhan'a vuruyordu. O demine dövülmüştük ki ben soluk bile alamıyordum. Soluk almakta güçlük çekiyordum. Baktım bir kişi dövüyor beni. Baktım İlhan yere düşmüş, İlhan üç kişi dövüyor. 2 yaşındaki kızımı uyandırmaya kıyamadım. Buraya geldim dedi. Bizi dövdürmeyin dedi komutan dedi. İlhan'la yüz yüze geldim. İlhan'ın yüzü gözü kanlıydı. Paltosu kanlıydı. Ve şöyle birbirimize bir an baktık. İlhan midem bulanıyor, kusacağım dedi. Ve biraz da yüksek sesle söyledi bunu. Ve oraya yığıldı. İlhan tek dizi üzerine, sol dizi üzerine çömeldi ve kolları sarktı, başı düştü. İlhan, İlhan diye seslendim. İlhan yanıt vermedi. Bu çığlıkları o günlerde kimler duydu, bu çığlıklar o günlerde hangi kulaklarda yankılandı bilinmez. Ancak
12 Eylül döneminin bu en tartışmalı ve en çok konuşulan uygulamaları hep zihinlerde kaldı.